Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma bat Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin ve hocalarımın üzerine olsun inşallah. Ebu Umame radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim bana ümmetimden yetmiş bin kişinin hiçbir şeyle hesaba çekilmeden ve azaba uğratılmadan cennete gireceğini vaat etti. Ve her bin ile birlikte 70 bin kişi ve Rabbimin avucuyla 3 avuç dolusu kişinin de cennete gireceğini haber verdi. Hadis-i şerif Tirmizi'de kıyamet bölümünde i̇bn Mace'de Züht bölümünde İmam Ahmet bin Hanbel'in de müsnedinde geçmektedir. Korkanları müjdeleyin umudunu kaybedenlerin ümitlerini arttırın. Çekimser olanları cesaretlendirin. Uyuyanları uyandırın. Bu müjde sadece sahabe ve tabi'in nesliyle sınırlı kalmıştır diyenlerin sinelerine, yakalarına yapışın ve silkeleyin. Onları bir bir uyarın. Vallahi Allah subhanahu ve ta'ala... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınları bu hadisi şerifin gölgesi altında müjdelemektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vallahi bu müjdeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle meclisinde oturup da onun tertemiz dudakları arasından çıkan sözleri işitenler sadece kavuşacaklardır diyenler yanılmışlardır kardeşlerim. Tabinin en büyük alimlerinden Ebu Müslim El Havlani Rahimeullah diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu müjdeyi almada bizden öne geçtiler diye bu yarışta kendi aralarında olduklarını mı zannediyorlar? Anladınız mı burayı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de onlara bu hadisi şerifi aktarırken Allah Azza ve Celle'nin ortaya koymuş olduğu platformda sadece bu hadisi işiten sahabe mi olacaktır? Sordu cevabı kendisi verdi dedi ki asla. Kim bu tabi'in nesli bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmemiş adamlar. Dedi ki asla Allah'a yeminler olsun ki kesinlikle onlarla bu hususta büyük bir gayretin içerisine gireceğiz. Ta ki bilsinler arkalarında adamlar bıraktılar. Allah Allah var. Kafa mı atıyor? Meydan mı okuyor? Ne derseniz deyin. Ama büyük bir hakikati anlamışlardı. Şimdi ey kardeşim sen geçmişe dönüp de Selefi Salihinin hayatına bakıp bu yarış sahabe döneminde, tabi'in döneminde, tebe tabi'in döneminde bitmiştir. Onların sayılarıyla kıyaslandığımız anda biz bu yarışın gerisinde kaldık asla deme. Ve ne olur? Seninle aynı dönemde yaşamış ve senden daha hayırlı olduğunu zannettiğin salihlerin, abidlerin sayılarının çokluğuna bakarak tembellik elbisesini üzerine giyerek Allah'ın açmış olduğu platformdan dışarı asla çıkma. Ne olur bu hadisi, bu hadisin gölgesinde, bu hadisin içerisine gir ve Allah Subhanahu ve Taala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle müjdelediği bu sözlerin arasındaki o güzellikleri ve rahmeti çekmeye çalış. Farz et ki bu hadis şerif bir okyanus. İnci ve mercanlar en dipteler. Nasıl ki ekipmanları güçlü olan dalgıçlar Okyanusların en diplerinden inci ve mercanları çıkartarak bir servet ortaya koyuyorlarsa şimdi gelin ne olur bu hadisin içerisine dalalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği kısımları hep beraber çıkarmaya çalışalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ümmetimin içerisinde 70 bin tane adam vardır ki adam kadınıyla adam, genciyle adam, yaşlısıyla adam eğer erkek vasfı verilecekse Allah yolunda mücadele etmekten geri kalmayanlar. Kadın olsun erkek olsun, yaşlı olsun genç olsun fark etmez. 70 bin tane adam var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar hesapsız ve azapsız cennete gireceklerdir subhanallah. Ve şimdi sahabenin sayısını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Veda hutbesiyle baktığımızda 100 bin kişi var orada. Vallahi iliklerine kadar hak ediyorlar. Billahi bu hadisin içerisindeki ilk müjdeyi sinelerine kadar hak ediyorlar. Sinir uçlarına kadar hak ediyorlar. Helal olsun elhamdülillah. İnsanların Allah Resulü'nü yalanladığı gün Peygamber aleyhisselamın önüne arkasına sağına soluna siper oldu bu adamlar. Canlarını pazara sattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğü bir dünyada neden varsınız diye sordular. Hak ediyorlar iliklerine kadar. Azerbaycan'a kadar, Kafkaslara kadar, Balkanlara kadar, bakın Çatalca'ya kadar, Edirne'nin sınırlarına kadar atlarını Allah'ın dinini yaymak için koşturmuşlar. Hak ediyorlar saçlarının tellerine kadar, kadınıyla erkeğiyle. Şimdi sen hadisi kendinle muhatap aldın ya, ben bu hadisin neresindeyim dedin ya, Hani dedi ki biz o ilk 70 binde yokuz. Allah Azza ve Celle'nin rahmetine kim gölge gelebilir ya? Allah Subhanahu ve Teala'nın merhametine kim çeker Allah için söyler. Kim Allah'ın affediciliğinin önüne geçebilir? Allah'ın cenneti bu kadar büyük ve genişken kim bunu darlandırabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her bin ile birlikte dedi 70.000 bin kişi. Hesaplayın her bin kişinin yanına bir 70.000 bin koyarsanız bu takribi olarak 5 milyon insan yapar. 70 bin çarpı 70, 5 milyon yapar. Doğru mu abi? Hamdolsun 5 milyon sahabe yok. Olsaydı hadisin bu kısmıyla da gitmiştik. Ama işin içine tebe tabi'in gibi insanlar da girmeye başlarsa belki burada da sınıfta kalmaya devam ederiz. Ama hadisin bir kısmı var ki Müslümanlar. Bir kısmı var ki yani o rahmeti rahman var ya subhanallah. Onun merhameti var ya. Hani dedi ki onun merhametine ve lütfuna sınır konulamaz ya. Allah'ın diyor avucuyla üç avuç dolusu kişi diyor cennete girecektir. Allahu Ekber. Ben halen abi bu yarışın arkasındayım, gerisindeyim, sınıfta kalanlardanım diyecektin ama bu hadisin müjdesiyle eğer içine biraz ümit girdiyse başını kaldır. Allah rızası için Rabbinin yoluna doğru koşmaya gayret göster. ilerle, Sebat et. Sebatkar ol. Ama bu yolda yorgunluk vardır. Bu yolda sıkıntı vardır. Bu yolda meşakkat vardır. Ama buna da Allah için sabret. Bakın İbn-i Kayyım el-Cevziye rahimeullah. Bu dedi ki bu yolun biraz meşakkati vardır. Senden biraz bir şey istiyor. Tamam merhamet çok büyük de senden de az bir şey istiyor. Az. Çok az bir şey istiyor. Bakın İbn-i Kayyum el Cevziye ne diyor? Her milletten akıl sahibi olanlar ittifak etmişlerdir ki. İster siyah tenli ister beyaz tenli. Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar. Hangi mezhebe hangi meşrebe sahip olurlarsa olsunlar. Aklı selim olanların ittifak ettiği dedi bir mesele var. O da ne biliyor musunuz? Nimetlere nimet ile ulaşılmaz. Allah akbar. Sen Allah Subhanahu ve Taala'nın firdesi alasında peygamberlere, sadıklara, sıddıklara, şehitlere, şeref sahiplerine, izzet sahiplerine, izzetin varislerine verilen nimetlere göz dikeceksin ama bu nimetlerin içerisinde elde edemezsin onu unutma. Ne kayım öyle dedi. Sen büyük nimetler istiyorsun. Allah Subhanahu ve Teala'nın cemaliyle müşerref olmak istiyorsun. Oturduğun koltuklarda burada bulamazsın. <laughs> Sen Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le beraber oturup Medine'de, ve Mekke'de yaşamış olduğu hikayeleri konuşmak istiyorsun. Yok o işte diyor ki nimetlerin içerisinde olmuyor. Peki? Devam ediyor. Diyor ki rahatı diyor tercih eden rahattan uzak kalır. Allahu Ekber. Konforu isteyeceğim. Akıllı masalar, akıllı sandalyeler, akıllı kameralar. Her şeyin en güzeli olacak. En konforlusu olacak. Ter olmayacak. Kan olmayacak. Gözyaşı olmayacak. Ondan sonra sana ki Ya Rabbi şöyle Firdevs'in cennetinde şöyle oturak şöyle bir dinlene ya Rabbi. Yok diyor İbni Kayyum. Yok diyor. Rahatın içerisinde rahatı seven bir adam diyor rahatı elde edemez. Rahattan uzak kalır. Kimin rahatlığı abi cennetin konforundan uzak kalır. Devam ediyor. Diyor ki kişinin mutluluğu eğer sen bir gerçek bir mutluluk duymak istiyorsan, gerçek lezzetin ne olduğunu duymak istiyorsan bakın şu sözlere ne olur kulaklarını uzat. Diyor ki kişinin mutluluğu ve aldığı lezzetin ölçüsü ona giden yolda çektiği sıkıntıların ve katlandığı zorlukların miktarınca olur. Allahu Ekber. Anladık mı burayı haber? Sonra devam etti dedi ki derdi olmayana sevinç yoktur. Ümmeti Muhammed'i dertlenmeyeceksin. Cennete sevinmek isteyeceksin. Gazze'de ağlayan kadına dertlenmeyeceksin. Onunla beraber aynı cennete girmek isteyeceksin. Şam'da, Irak'ta, Afganistan dünyanın her yerinde ağlayan, bağıran, çağıran ümmeti Muhammed'i duymayacaksın. Onunla aynı cennete girmek isteyeceksin. Yok böyle bir dünya. Derdi olmayana İbn-i el Cevziye dedi ki asla sevinç yoktur. Sonra devam etti dedi ki sabrı olmayana dedi lezzet yoktur. Sen dünyanın bütün haramlarına karşı böyle sabırsız olacaksın. Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı her şeyi tatmak isteyeceksin. Ondan sonra da cennetin lezzetlerini dudaklarının arasında Ya Rabbi yudumlat diye yalvaracaksın. Yok dedi İbni Kayyum el-Cevzi'ye. Sabrı olmayana da diyor lezzet yoktur. Sıkıntı çekmeyene refah yoktur. Yorulmayana ise rahat yoktur dedi İbni Kayyum el-Cevzi'ye. Şimdi Allah için sana soruyorum bu abi. Her birimiz şurada bulunan her bir kardeşim Bakın lüks ve konfor bir hayat için söylemiyorum Seyfi abi. Şu dünya hayatında temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kira, faturalarınız, boğazınızdan geçen rızkınız. Günde 10 saatten fazla çalışmıyor musunuz? Kimi kardeşim ayakta 10 saat çalışıyor, kimi oturarak. Kimi şu sıcakta ve soğukta, sokakta koşturarak, kimisi yerde tabir yerindeyse eğilerek Kimisi ağır yükler kaldırarak 10 saatten fazla çalışmıyor muyuz? Bunun tabir yerindeyse bu sıkıntının ve meşakkatin bize olan karşılığı ne olacak? Ay sonunda elde edeceğimiz maaşımız olacak. Şimdi bakın İbni Kayyım dedi ki Aksine kul eğer biraz yorgunluk çekerse Uzunca diyor istirahat eder. Bakın ifadeyi ama ne olur dikkat edin. Eğer diyor kul birazcık diyor sabrederse uzunca diyor istirahat eder. Sabretmenin meşakkatine bir süre katlanırsa başına gelen musibetlerde sabretmenin meşakkatine bir süre katlanırsa sonu olmayan bir hayat kazanır. Ve her sözümüzde şunu tekrarladık. Nimetler kalıcı olmadığı gibi musibetler de asla kalıcı değildir. Her imtihanın bir gün bitiş süresi vardır. Her çile bir gün güzelliğe dönecektir. Gazze bir yıldır böyle ama iki yıl devam etmeyecek. Üç yıl sürmeyecek. Beş yıl devam etmeyecek. Bir süresi var. Eğer diyor sabrederseniz bu meşakkate biraz katlanırsanız ebedi bir istirahate doğru yol alacaksınız. Bakın şimdi İbn-i Kayyım el Cevzi bu cümlelerin içerisinde son ölüm vuruşu yaptığı bir cümleyi kullanıyor. Diyor ki Kişinin kıymeti arttıkça. Nerede kıymet artacak abi? Allah katında kıymet arttıkça, değer arttıkça. Ve diyor Allah yolundaki gayreti yükseldikçe. Bedenine isabet eden yorgunluk artar. Dünyada gördüğü rahat ise azalır dedi İbn-i el Cevziye. Şimdi kardeşler kim buna birazcık sabrederse onun ifadesiyle Allah Subhanahu ve teala o kulları için cenneti süslemektedir. Hasan-ı Basri Rahim Allah bir gün kardeşleriyle böyle otururken dedi ki melekler cennette Adem oğlu için çalışırlar. Melekler, meleklerden bazıları vardır ki Adem oğlunun hizmetkarıdırlar. Fidanlar dikerler, binalar inşa ederler. Bazen de çalışmayı durdururlar. Mola mı verirler? Asla. Öyle teneffüzü mü? Asla. İçecek çay? Asla. Bunlara ihtiyaçları yoktur. Sonra onlara seslenilir. İşi bıraktınız mı? Onlar da der ki masrafların gelmesini bekliyoruz. Hasan'ı ı Basri sonra kardeşlerine döndü. Dedi ki bırakın da çalışanlar çalışsınlar. Yani kardeşler eğer biz cennet bahçelerinin, binalarının, köşklerinin talibi ve bunların süslenmesini istiyorsak Hasan-ı Basri Rahimallah'ın ifadesiyle bunun masrafı bu dünya hayatında Allah için salih amellerimizdir. Büyük küçük ayırt etmeksizin, önemli önemsiz sıraya koymaksızın eğer bu akşam bir kardeşinizin hüznüne şahitseniz eğer ellerinizle onun kalbine dokunduğunda onu mutlu ediyorsanız Allah subhanahu wa ta'ala size cennetin kapısını aralar. Buradan çıktıktan sonra bir kardeşinizin üzerindeki sıkıntıyı kaldırırsanız Allah azze ve celle sizin için cenneti sizler. Anınızı ne olur değerlendirin. Büyük küçük demeden Abdullah İbni Amar radıyallahu anhuma'dan bahsederler. Derler ki bir kardeşi vefat ettiği zaman onun sadece cenaze namazını kılarmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bir hadisini aktarırlar ona. Özetle kim bir Müslüman kardeşinin cenaze namazını kılarsa bir kırat ecir kazanır. Kim onun defin işlemlerine katılırsa yani gömülme işlemlerine katılırsa iki kırat ecir kazanır. Bir kırat ne kadar? Bir Uğud dağı kadar. Abdullah İbni Amar radıyallahu anhuma Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına gitti. Rivayette şöyle geçiyor diyor ki onun elinde diyor çakıl taşları vardı. İbn Ömer'in elinde. Çakıl taşlarını diyor elinin içinde yuvarladı. Ayşe'nin diyor kapısına kadar gitti. Ebu Hureyre'nin hadisinin doğru olup olmadığını sorduttu. Dışarıda bekliyor. Tabir ise volta atıyor elinde çakıl taşları. Hani biz bir haber bekleriz ya ya müjdeli ya sıkıntılı. Elimizde ya 33'lük tesbihler vardır ya bir taş ya bir sopa vardır değil mi? İbni Amar radıyallahu anhuma elinde şöyle taşları gezdiriyor. Adam dışarı çıkıyor. İbni Amar'a dönüyor. Diyor ki Ebu Hureyre'nin naklettiği hadis doğrudur deyince İbni Amar elindeki çakıl taşlarını fırlatıyor. Ve bakın şu sözleri söylüyor kardeşlerim. Diyor ki ne kadar çok kıraat yani ne kadar çok ecir kaçırmışız subhanallah. Ne kadar çok sevabı tabir yerindeyse terk etmişiz. O yüzden gençler Allah rızası için ertelemeyin. Ertelemek vahim sonuçları olan bir hastalıktır. Selefi Salihin demiş ki erteleyenlerin misali bir ağacı kökünden kopartmak isteyen bir adamın durumuna benzer. Adam diyor ağacın diyor, kökünden diyor, çıkartmaya çalışır, çalışır gayret eder çıkartamayınca kendi kendine döner der ki bugün yapamadım ama bir, sonra, bir sene sonra gelirim bu acı kökünden Allah'ın izniyle çıkartırım der. Halbuki diyor bilmiyor ki kökler her geçen gün toprağa daha fazla yapışmaktadır. Yani o kadar çok efor sarf edeceksin ki istediğini elde edemeyeceksin. O kadar büyük bir güç sarf edeceksin ki ertelediğinden dolayı bunları tekrar yerine getiremeyeceksin. Ve özellikle genç kardeşlerim hasreten size sesleniyorum. Kafirler, zorbalar münafıklar, mürtetler kimi sayarsanız sayın her cihetten ümmeti Muhammed'in üzerine üşüşmüşler ve onu yok etmek için mücadele ederlerken ve ümmetin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle ellerinde hiçbir imkan olmadığı halde direndiği bugün de eğer bu yarıştan dışarı çıkarsanız vallahi siz ve biz kaybederiz. Onlar direnirken zulme ve zorbalara ellerindeki tüm imkanlarla direnirlerken savunmada dururlarken, bu kaddesatını korumak için ter dökerlerken, onların hallerine bakıp da, ya ümmeti Muhammed ne hale gelmiş görüyor musun? Gazze'ye bile yardım edemiyoruz deyip de, Allah'ın mescitlerini terk edersek, Allah'ın davasını terk edersek, çalışmalardan geri durursak, vallahi kaybederiz Müslümanlar. Ümmet direniyor. Neredesiniz siz? Yüz yıldır bu ümmeti yok etmek için çalışıyorlar. Yüz yıldır başaramadılar elhamdülillah. Başarabildiler mi? Başarabilselerdi bu kadar insan burada oturamazdık. Başarabilselerdi ümmeti Muhammed koşturmazdı. Ümmeti Muhammed'in üzerine bu kadar saldırmazlardı köpekler gibi. Başaramayacaklar. Allah'a hamdolsun ki başaramayacaklar. Ümmet kılıçlarını bırakmamış. Biz hangi yası tutuyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşı bittikten sonra savaşın üzerindeki sıkıntısını atmak için banyo yapıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Banyodan çıktıktan sonra elbiselerini giyiyor. Cebrail aleyhisselamla karşılaşıyor. Cebrail diyor ki ey Muhammed diyor kılıçlarını diyor bıraktın mı diyor. Dikkat edin Hendek savaşından sonra. Kılıçlarını diyor bıraktın mı diyor. Melekler diyor kılıçlarını bırakmadılar. Kureyza oğullarına doğru diyor savaşmaya gidiyorlar. Subhanallah. Ne için gidiyorlar? Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ahdini bozan topluluğu yok etmek için gidiyorlar. Yani ey Muhammed kılıçlar, kılıçlar sema ehli tarafından yerine bırakılmadı. Sen de şimdi zırhını giyeceksin bizimle beraber savaşa çıkacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme evinden çıkartıyor. Kureyza oğulların belini bükmek için. Vallahi de ümmeti Muhammed şu an Kureyza oğullarının torunlarının bellerini bükmek için çalışırken su mu taşıyorsun? Ekmek mi veriyorsun? Ne veriyorsan ver. Ama Allah için onların safındadır. Onların koştuğu kulvarda asla ayrılma. O şeritten kopma. Hammal ol. Çöpçü ol. Ne yaparsan yap. Pazarlarda ne satıyorsan sat. Alim olmayabilirsin. Davetçi olmayabilirsin. Zengin hiç olmayabilirsin. Onlar kadar fakir olabilirsin. Ama onların koştuğu kulvarı terk etme. Ümmet terk etmedi çünkü onu. Terk etti mi Müslümanlar? Afganistan 20 yıldan fazladır. Devlerle savaştı elhamdülillah. Halen savaşmaya devam ediyor. Masanın üzerinde halen koşturuyorlar. Irak, Çeçenistan. Bakın elhamdülillah bugün Mayanmir'in ormanlarının içerisinden Arakanlı mücahitlerin o Çin'in ve Rusya'nın destek vermiş olduğu kafir, budist insanlara karşı elhamdülillah nasıl direndiklerini görüyorsunuz. Adam çıktı dedi ki bizim elimizdeki tek silahımız düşmanlardan elde ettiğimiz ganimetlerdir. 30 sene önce Şamil Basayev bu sözleri söyledi. Rusya'nın dedi ne kadar silahı varsa Çeçenlerin dedi o kadar silahı var. Onların silahının her biri bizimdir dedi elhamdülillah. Ya ümmetim Muhammed düşmemiş Müslümanlar kafanızı kaldırın. Allah için omuzlarınızı kaldırın. Ayağa kalkın. Ey gençler. Size ne oluyor? İhtiyarlamışsınız. Ruhunuz pörsümüş. Allah yolunda koşmaktan korkuyorsunuz. Allah'a adanmaktan korkuyorsunuz. Çocuklar 6 yaşlarındayken kendi kardeşlerini, evlatlarını, arkadaşlarını, şehir olanları Allah yolunda uğurlamak için gülerlerken sana ne oluyor be kardeşim? Allah'ın davasından sıyrılıyorsun. Bu kulvarın dışına çıkmaya çalışıyorsun. Koşacağız hep beraber. Bu yarışta hep beraber mücadele edeceğiz. Ebu Müslim el Havlani'nin Rahim Allah'ın dediği gibi arkalarında nasıl bir adam bıraktılar? Nasıl yiğitler bıraktılar? Bunu dedirtmek için değil ama bunun demesi için mücadele edeceğiz. Ey gençler siz Allah rızası için sesleniyorum. Yok mu içinizden? Yok mu bizim saflarımızın arasından hesapsız ve kitapsız, azapsız bir şekilde cennete girmek isteyenler? Müslümanlar hadislerden öğrendiğimize göre bir insan cennete girse hesapta tam 50 bin yıl Allah katındaki hesaba göre 50 bin yıl bekletiliyor. Çırılçıplak. Yalın ayak. ip gibi dizilmiş bir şekilde. Cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Cehennemliklerin içerisinden bazıları diyecekler ki yahu artık bizi cehenneme atın. Bizi bu sıkıntıdan kurtarın da nasıl kurtarıyorsunuz? kurtarın diye seslenecekler. Allah için soruyorum. Birbirimizi bu konuda teşvik etmeye değmez mi? Hadi 70 bin rakamı çok az olsun. Her 70 binle beraber, her binle beraber 70 bin. Allah'ın avucuyla 3 avuç dolusu insanın cennete gideceği müjdelenirken oturmanın, ertelemenin yarışın dışında kaldım deyip de tembellik elbisesini üzerine giymenin vaktinin olmadığına inanıyorum. Olmadığına inanıyorum. Buna sen de inanma. Eğer ben inandığımı söyleyip bunu yapmıyorsam, alçak ve şerefsizimdir. Çünkü o şeref benden kaldırılacaktır. Bunu ne söylüyorum? Bu sözlerin sahibi olup da bu hadisi size aktarıp da eğer ben yatağımda pirekliyorsam, ben oturduğum yerde tembeller düşersem, ben şerefsizimdir. Bunu ilan ediyorum. Bu kadar Allah Azza Ve Celle'nin merhametini ortaya koyan bir tablo varken. Evet şimdi kardeşler tekrar soruyorum. Yok mu içinizde hesapsız ve azapsız bir şekilde cennete girmek isteyen kim gibi? Ukkaşa İbni Mihsan gibi radıyallahu anh. Açın kardeşler siyer kitaplarının hepsini açın. Sahabenin hayatını anlatan kitapları açın. Ne Ömer bin Hattab gibi, ne Ebu Bekir Sıddık gibi, ne Osman bin Affan gibi, ne Ali bin Ebi Talib gibi, ne Kab bin Malik gibi, ne İbni Mesud gibi, ne İbni Ömer gibi bir adamı bulamayacaksınız. Bulamayacaksınız. Bu Kaşa bin Mihsan'ın hayatında saydığım adamların yarısı kadar bir hikayeyi bulamayacaksınız. Ama Allah ona öyle bir an yaşattı ki hesapsız ve azapsız bir cennetle müjdelendi. Subhanallah. Peki kim bu adam? Maraşlıların Ökeş'im dediği Ökeş ismini her tarafa yaydı. Ukaşa bin Miksan'ı kendi topraklarında zannettiği acaba bu kişi kimdir? Ukaşa bin Miksan radıyallahu an Mekke'de dünyaya gelip babasının Esed oğullarıyla yaptığı bir anlaşma neticesinde kendini Arapların en üstün kabilelerinden biri olan Esed oğullarına atıfta bulunan şahsiyettir. Genç biri, yakışıklı biri, cesur biri, girişken bir adam ve tam 25 yaşında Allah subhanehu ve teala Mekke'nin göbeğinde kafirlerin bütün manipülasyonlarına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip iman etmiş gençlerden biri elhamdülillah. Niye bu sözü söyledim Tekin biliyor musun? Bugün aramızda genç kardeşler var elhamdülillah. Sokaklarda gençlerimiz var. Camilerde gençlerimiz var. Vakıflarında gençlerimiz var değil mi? Binamızda gençlerimiz var. Bugün küfür tarihi boyunca hiçbir zaman bu kadar büyük manipülasyonlara ve düşmanlığa girmemiştir. Her cihetiyle dedik ya, her cihetiyle İslam ümmetine saldırıyor her cihetiyle Allah'a harba açmışlar. Her cihetiyle İslam'ın yeryüzünden yok olması için mücadele ediyorlar. Sosyal medyanın aracılığıyla gençlerin kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Deizme, ateizme sürüklenmeye çalışıyor. Allahsız olsunlar. Kitapsız olsunlar. Peygambersiz olsunlar. Nesepsiz olsunlar. Ümmetsiz olsunlar. Mezhepsiz olsunlar. Meşrepsiz olsunlar. Yani tabir yerindeyse çok affınıza sığınırım kuyruğu uzun dört ayaklı hayvanlar gibi sokaklarda mi istiyorlar. Yürüsünler. Sadece nefes alsınlar. Sadece cinsiyet tabir yerindeyse cinsel arzularını yerine getiren bir hayvana dönüşsünler. Hiçbir sıkıntı yok. Bu sıkıntı onları boğacak. Onu göreceğiz inşallah. Ama bunu için mücadele etmelerine rağmen Allah Subhanahu ve teala şu kainatın her tarafından gençleri çıkartıyor. Subhanallah ya. Sakallı gençler, Sakalsız gençler, sakalı gür çıkanlar, sakalı tam çıkmayanlar, annenizin çarşafına özenenler, taktığı peçeye özenenler, onun gibi olmaya çalışanlar. Ulan başaramayacaksınız. İliklerinize kadar gireceğiz. İliklerinize kadar. Sinelerinizi deleceğiz. Boğazınızı düğümleyeceğiz. Vallahi başaramayacaksınız. Ne yaparsanız yapın. Enfal suresinde Bedir Harbi'ne işaret edildiği gibi bütün her şeyinizi harcayın. Her şeyinizi seferber edin. Allah Azze ve Celle Amerika'yı çıkarttı. Yok efendim Kuzey Kıbrıs'a doğru geldiler gelsinler elhamdülillah. İngiltere'yi çıkarttı. Fransa'yı çıkarttı. Avrupa ülkelerini topluyor Allah. Nereye? Orta Doğu'ya. Beyliklerin gırtlaklarının kesildiği bölgelere. Ümmeti Muhammed'in kucağına çekiliyorsunuz. Evet size göre yeniliyoruz. Size göre zillet içerisindeyiz. Size göre an itibariyle 90 dakika bitmek üzere ümmet kaybediyor. Vallahi de billahi de yanılıyorsunuz. Siz şu an ölümünüze doğru ilerliyorsunuz. Bütün malınızla mülkünüzle. Hatırlayın ne olur? Allah Azze ve Celle şu ara suresinde Musa Aleyhisselam'a karşı savaşa çıkmış Firavun'u nereye çekti? Ne dedi onun için? 57-58'i hatırlayın. Onları dedi bağlarından, bahçelerinden, pınarlarından çıkarttık dedi. Değerli yerlerinden çıkarttık. Nereye götürdü Allah? Nil'in içerisinde gömmeye mi götürdü? Nereye götürdü? Neresiydi ora? Kızıl Denize boğmak için götürdü. Doğru mu? Kızıl Deniz onlar için mezar oldu. Evlerini terk ettiler, kadınlarını terk ettiler, çocuklarını terk ettiler. Musa ve yanındaki adamları yok etmek için. Bugün Bugün yeryüzünün bütün müstekbirleri Orta Doğu'yu kan gölüne sokmak ve Orta Doğu'da büyük bir imparatorluğu kurmak için çıkmadılar mı evlerinden? Vallahi Kızıldeniz'de Firavun nasıl boğulduysa yeryüzünün müstekbirleri de Orta Doğu'da boğulacaklar. Harcayın. Bütün güçlerinizi harcayın. Felsefecilerinizi harcayın. Edebiyatçılarınızı harcayın. Ümmeti Muhammed'in kucağına ecelinizle beraber geleceksiniz. İman ediyoruz. Mescid-i Aksa'yı işgal etseniz iman ediyoruz. Mescid-i Haram'da namazı yasaklasanız da iman ediyoruz. Bu sokaklarda postallarınızla yürüseniz de rahat yürüyemeyeceğinize iman ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nereden anlıyoruz? Onlar istemese de gençlerin Allah'ın dinine koşmasından anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Onlar istemeseler de iffetlerini terk etmeyen kız çocuklarının annelerine özenmesine elhamdülillah. Oradan anlıyoruz. Bazen paylaşıyorsunuz değil mi whatsapplarınızda? Durumlarınızda görüyoruz, çocuklarınızı görüyoruz. İşte namaz kılmaya çalışıyor. Babası gibi secde yapmaya çalışıyor. Ne olur gençleri bırakmayın. Şımartın demiyorum ha. Ne iyi o belli olmayan bir tip yetiştirelim demiyorum. Ama gençleri bırakmayın. Her seferinde söylüyorsun. Şu gençlik çalışmasının içinde olan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Bu amcama sesleniyorum. Sakallı beyaz olan amcama sesleniyorum. Nafi abime sesleniyorum. Yaşınız kaç olursa olsun gelin halı sahamızda size ilk 11'de yerimiz vardır. Bu çocukları hep beraber bırakmayacağız. Öğretmenlere sesleniyorum. İmamlara sesleniyorum. Allah'ın dini dert edenlere sesleniyorum. Yarın bu sermayenin yok olmasını istemiyorsanız Gelin hep beraber bu 11'in içinde beraber top koşturalım bu çocuklarla beraber. Ama elhamdülillah yenilecekler. Tıpkı Mekke'de yenildikleri gibi. Evet elhamdülillah Ukkaşa radıyallahu anh 25 yaşında tüm manipülasyonları elinin tersini iterek Resulullah'ın yanına koştu. Allah Resulüne iman etti. İmanının bedelini ödedi. Hicret esnasında Ebu Cehil geldi arsasına evlerine el koydu. Bugün Batı Şeria'da Gazze'de Filistin'in birçok yerinde yapıldığı gibi değil mi? Adamın evini dozerle yıkıyorlar bir parçasını. Adamı evinden çıkartıyorlar İsrailli birini getiriyorlar. Ya da o İsrailli adam kadıncağızın bahçesine giriyor. Diyor ki burası benimdi diyor dedelerimin yeriydi. Şimdi sen çık burası bana ait. İzzetsiz ve şerefsizliğe bakın. Dün Ebu Cehil de yaptı bunu. Sen gidiyorsan buralar benimdir dedi. Ele geçirdi. Hiç bakmadılar. Ukaşa radıyallahu an Medine'ye gittiğinde at üstünden inmedi Müslümanlar. Özellikle genç kardeşlerim. At üstünden inmedi. Evet ilim öğrendi. Hadis öğrendi. Kur'an öğrendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sürekli olmaya çalıştı. Ama yaptığı şeylerden bir tanesi de biliyor musun Muhammed? Allah'ın davasının yayılması için gönüllere koştu. Topraklara koştu. Allah'ın dinine saldıranların ellerini kırmak için üstün gayret sarf etti. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün bir mecliste otururken dedi ki Allah dedi içimizden bize en hayırlı diyor bir suvari verdi diyor. Suvarilerin en hayırlısını bize verdi. Sahabe şaşırdı dedi ki ya Resulallah en hayırlı suvari kimdir? Dedi ki Ukaşe bin Miksan radıyallahu anh. En hayırlı suvari. Niye? Cesur, cengaver Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in her emrini yerine getirmiş yiğit bir asker. Ukaşe radıyallahu an Kardeşler hani dedi ki hayatı içerisinde gerçekten hangi kitabı çevirseniz çevirin hikaye bulam sahabelerden biridir ama bir anı var ki inşallah konuyu da tamamlamış olacağım. Bir anı var ki o onun için tabirlerinde ise müthiş bir gerdanlık. Allah ve Rasulü'nün ona taktığı müthiş bir nimet bir servet ne derseniz deyin bütün hayatı boyunca çektiği sıkıntıların mükafatı mı dersiniz bedeli mi dersiniz elde ettiği bütün nimetlerin üstünde bir nimet mi ne derseniz deyin bakın onun kazanmış olduğu bu nimetle alakalı üç tane sahih rivayet var üçü de Buhari ve Müslim'de geçiyor yalnız bu üçünden birini nakledeceğiz biri İmran bin Hüseyin'den geliyor ikincisi Ebu Hureyre'den geliyor Üçüncüsü Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan geliyor ki biz İbni Abbas'ın hadisini alacağız. Bu da muttefakun aleyh Buhari Müslim hadisidir. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle böyle bir mecliste oturuyorduk. Allah azze ve celle cennetinde peygamber aleyhisselamla birlikte oturmayı bizlere nasip etsin. Görmedik, kokusunu almadık, hissedemedik, tenlerimiz birbirine değmedi ama Allah'ım sen şahit ol ki biz onu çok seviyoruz. Diyor ki biz diyor Mescid-i Nebevi'de otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah bana ümmetleri diyor gösterdi. Ümmetlerin diyor hepsini gösterdi. Tirmizi'de geçen rivayette bu olayın İsra ve Miraç hadisesi esnasında olduğu söyleniyor. Allah diyor bana ümmetleri gösterdi. Özellikle davetçiler ne olur dikkat etsin. Bir nebi gördüm etrafında diyor bir topluluk vardı. Belki bu kadar belki bundan daha az. Bir nebi gördüm yanında iki veya üç kişi vardı. Bir nebi gördüm yanında diyor bir kişi vardı. Bir nebi gördüm ki diyor yanında diyor hiç kimsesi yoktu. Subhanallah. Ya bu kadar koşturuyoruz. Bu kadar mücadele ediyoruz. Abi yanımızda kimse yok. Ya biz bu daveti bitirelim bu abi. Halk bitmiş. Ne derneği kapatalım gitsin abi. Ne mescidi boşuna kira ödüyoruz abi. Neyi anlatıyoruz? Duymuyorlar ki abi. Hissetmiyorlar. Demiyor mu bu davetçiler? Müslüman kardeşlerimiz söylemiyor mu? Alın size hadis. Yani bir nebiden bir peygamberden daha büyük usul ve uslubumuz mu var? En güzel usulün ve uslubun sahibi onlar değil mi? Allah vermemiş. Sana da bunu bir ders olarak önüne koymuş. Ve özellikle davetçilere sesleniyorum. Allah Azza ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir peygamber göndermeyecek. Hem fikir miyiz abi? İki, Allah Azza ve Celle bu ümmetten sonra başka bir ümmet göndermeyecek. Hem fikir miyiz? Allah Azza ve Celle bütün peygamberlerin ortak misyonu olan davet sorumluluğunu ümmeti Muhammed'in omuzlarına koydu. Şimdi ben de söylüyorum, diyorum ki bu dönem çok bereketli bir dönem. Bir gencin, Allah'ın dinini tam bilmediği halde etrafında yüzlerce insan oluşuyorsa, binlercesi onunla beraber yürüyorsa bu dava bereketli bir dava. Davet bereketli bir davet. O yüzden geri çekilmeyin ne olur. İki kişiyi anlattınız ki elinin tersiyle itti diye davetten uzaklaşmayın nice peygamberler yanında ümmetsiz gitmişler. Bize düşen insanların kalplerine dokunabilmek. Değilse ister bizle gelsin ister gelmesinler. Sorumluluk onlara aittir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki sonra diyor bir topluluk gördüm büyük bir topluluk. Dedim ki bu benim ümmetim midir? Dediler ki bu Musa ve onun ümmetidir aleyhisselam. Allah Resulü sonra dedi ki ufku kaplayacak kadar diyor bir topluluk gördüm. Sayısı o kadar fazlaydı ki diyor ufku diyor kaplayacak kadardı. Sonra bana seslenildi. Dedi ki işte bu senin ümmetindir. Allah'a bak ümmeti Muhammed'dir. Sonra Resulullah Aleyhisselam devam etti dedi ki bu ümmetin içerisinden 70 bin kişi hesapsız ve azapsız bir şekilde cennete girdirilecektir. Subhanallah. Sonra İbn Abbas diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem çıktı gitti. Şimdi sahabe bizim gibi kaldı ortada. Neyi tartışırız? Şimdi bu akşam Galatasaray Fenerbahçe maçının kritiğini kim yapar abi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ümmetimden 70 bin kişi hesapsız azapsız cennete girecek. Neyi tartışırlar? Bu insanlar kimlerdir? Vasıfları nelerdir? Bir tanesi diyor ki bu insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Yürü vallahi haklısın. Sizseniz hepiniz 70 bin kişi sizden oluşuyorsa iliklerinize kadar haklısınız. Hak ediyorsunuz bu davada 70 bin kişi olup ...esapsız ve azapsız cennete girmeyi... ...elhamdülillah... ...biri demiş ki bunlar... ...acaba Müslüman olarak doğup da... ...hiç şirk işlemeyenler mi? ...kendi aralarında böyle müzakere ederlerken... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...çıktı dedi ki... ...ey insanlar neden burada oturuyorsunuz? ...neyi tartışıyorsunuz? ...dediler ki ya Rasulullah senin vasfettiğin... ...yani daha doğrusu müjdelediğin insanların... ...vasıflarını tartışıyoruz... ...Allah Rasulü aleyhisselam döndü... ...dedi ki onlar rukye istemezler. Dağlamayı kabul etmezler. Tevekkül sahipleridirler. Başka bir hadis-i şerifte dördüncü bir özellikleri daha var. O da ne? Uğursuzluğu kabul etmezler. Yani uğur ve uğursuzluk gibi bir şeyi kabul etmezler. Şimdi hadisin ilk iki kısmındaki bir vasıf var ya ona kısa değinmek istiyorum. O ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetleriyle yapılan dua zikirlerle rukiye olmuş mudur? olmuştur. Yapılmasını tavsiye etmiş midir? Tavsiye etmiştir. O zaman biz hadisten ne anlayacağız? Peygamber Aleyhissalatu vesselam acaba burada şunu mu kastediyor? Ey ümmeti Muhammed, bu adamların vasfı batıl yollarla asla şifa yolu aramazlar. Haram bir yolla tedaviyi kabul etmezler. Birinci anlayacağımız budur. İkinci anlayacağımız nedir? Bu insanlar hangi sebebe sarılırlarsa sarılsınlar şifanın alemlerin Rabbi olan Allah tarafından verileceğine iman ederler. Bugün hasta olan bir annemize amcamıza sorduğumuzda elhamdülillah bu ilacı içtikten sonra şifa buldum. Bu ilaç olmasaydı ölüyordum. Allah nerede? Unutabiliyor. O da biliyor aslında Allah olduğunu. Ama bu vasfın sahipleri ne kullanırlarsa kullansınlar sebeplerin üstündeki bir güce inanmışlar ve bunu sürekli dillendiriyorlar elhamdülillah. Ancak bakın üçüncü vasıf. Hemen hemen herkesin belki sınıfta kalacağı vasıftır. O da ne? Onlar tevekkül sahipleridirler. Yani Allah'a dayananlar. Allah'a güvenenler. Allah dediyse eyvallah. Şifa Allah'tan. Borcun ödenmesi Allah'tan. Üzerimizdeki musibetin kalkması Allah'tan. Gelecek olan hayır Allah'tan deyip de tamamen Allah'a güvenenler. Bakın bu esnada yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları zikrederken bu esnada sahabeden bir tane adam kalkıyor, genç kalkıyor diyor ki ya Resulallah benim diyor bunlardan olmam için dua eder misin? Bu birinci rivayet. İkinci rivayet ediyor ki ya Resulallah ben bunlardan mıyım? İbn Abbas'ın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor. Diyor ki ya Resulallah o kişilerin arasında diyor ben var mıyım? Kim bu? Ukaşe bin Mihsan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç tereddüt etmeden, hiç yalpalamadan dönüyor ona diyor ki sendir onlardansın diyor. Subhanallah bitti. Dünya yanmış. İnsanın umurunda mı olur ya? Yere batmış insanlık. Kimin umurunda olur? 70 bin ha Müslümanlar. Milyarlarca insanın Müslümanın içerisinden Allah Azza ve Celle 70 bin kişiyi hesapsız cennete sokuyor. Onlardan biri de hikayesi çok olmayan abi Ukkaşa bin Miksan radıyallahu anh. Sahabenin biri uyanıklık yapıyor. Diyor ki ya Resulallah diyor ben de onlardan mıyım? Diyor ki Ukkaşa seni geçti. Ne olur sen yanındaki kardeşin sana önüne geçmesine izin verme. Hadi bu hayrı da sen yap deme muhtaç olursun ha. Ukkaşa gibi öne geçenlerden olmayı Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Ama... Şunu da hatırlatmak isterim ha. Bu kaşe böyle tevekkül ehli insanlardan bir tanesidir. Bedir'de bir hadise yaşanıyor. Ne olur kendiniz empati kurun. Tam savaşın ortasında kılıcı kırılıyor. Düşmanla karşı karşıya kılıç yok. El Fatiha masalavat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizce ona ne veriyor? Güzel bir mızrak değil mi? İnce uçlu. Düşmana vurdu mu önden vurup arkadan çıkacak. Veya çift başlı kılıç. Büyük bir kalkan. Yok abi hurma dalı veriyor. Dal veriyor ona. Ya ben olsam ya Resulallah öyle bir savaşın içindeyiz ki çelikler yammoluyor. Demirler kırılıyor. Dalga mı geçiyorsun ben ne derim? Ölmemi istiyorsan söyle bırakayım kendimi vursunlar. Derim ben ha bunu. Ama diyor ki Ukkaşe için sahabe. Diyor Allah Resulünün elinden diyor sopayı aldı diyor. Hiç tereddüt etmeden diyor düşmanın ortasına daldı. Bir baktı ki elindeki kılıç diyor olmaya başladı. diyor. Parlayan diyor beyaz bir kılıca dönüştü diyorsun. Allah. Şimdi bu adam 70 bin kişinin arasında olmayı hak etmiyor mu? Hak ediyor değil mi abiler? Allah Azze ve Celle kendisine layık bir şekilde tevekkül edebilmeyi hepimize nasip etsin. Tabi Allah Azze ve Celle sadece ona tabir yerindeyse bu mükafatı vermiyor. Şu aciz bedeni yani necis bir sudan meydana gelmiş ve terlediğinde kokan hastalandığında yatağa düşen şu bedene de nasıl alıyor biliyor musunuz? Şehit olarak alıyor elhamdülillah. İkinci bir şeref daha veriyor. Şeref üstüne şeref veriyor. O da nasıl oluyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde irtidat olayları başlıyor. Doğulların kendi kavminin liderlerinden Tüleyha bin Hüveylid isminde bir adam peygamberliğini ilan ediyor. Radıyallahu an. Nasıl oldu ya? He? Tüleyha bin Hüveylid peygamberliğini ilan ediyor. Ha? Ebu Bekir radıyallahu an ona Halid bin Velid'in komutasında ordu gönderiyor. Radıyallahu an. Ondan sonra elhamdülillah tevbe ediyor da Müslümanların böyle önde gelen adamlarından biri oluyor. Bakın Halid'in ordusunun içerisinde iki tane yiğit var. Onlardan biri Ukaşe, diğeri Sabit bin Akram radıyallahu anh. Duydunuz mu bu sahabeyi hiç? Yani hiç kendinizi yadırgamayın sahabe bile tanımıyor kendisini. Birçok insan tanımıyor. Ama bir fazileti çıkıyor bir ortaya. Nerede? Mute savaşında. Hani onu da zikredelim onu da analım. Mute savaşında Allah Resulü'nün işaret ettiği bütün komutanlar şehit olunca mücahitler ortada kalıyorlar. Sabit bin Akram bu adam çıkıyor. Kimse tanımıyor. Diyor ki ey Müslümanlar içimizden bir tane lider seçelim. Bakıyorlar diyorlar ki o zaman sen o. Bizde de öyle diyor. Abi şunu yapmamız lazım. Tabi abi ya buyur kapağı çek. Deriz ya. Sahabede artık yapacak hiçbir şeyleri kalmamış. Sabit'e diyorlar ki sen yap. Sabit bin Akram'a radıyallahu anh. O ne yapıyor peki? Elhamdülillah ben de zaten bunu bekliyordum deyip kılıcı alıp düşmanın ortasına dalmıyor. Diyor ki asla diyor. Ben bu işin ehli değilim diyor. İçimizden diyor bunun ehlini bulacağız. Kimi buluyor? Halid bin Velid'i buluyor. Diyor Halid diyor ordunun kumandanlığını yapacak adam sensin. İşte onu tabir edilmesi kumandanlığa teşvik eden adam Sabit bin Akram'dır. Sadık bir adam, sıddık bir adam. Velhasıl kelam. Sabit bin Akram'la beraber Halid bin Velid Ukaşe'ye diyor ki gidin diyor öncü birlik olarak Tüleyha'nın ordusunu araştırın. Bir keşfedin. Ordunun nasıl bir özelliği var? Tam o esnada Tüleyha'nın kardeşi Cibal bin Hüveylid. Ukaşe ile karşı karşıya gelince Ukaşe kendisini öldürüyor. Bunu duyan Tüleyha yalancı peygamber ya da peygamberliğini ilan eden yalancı desek daha güzel olur. Peygamberliğini ilan eden o yalancı ne yapıyor? Hemen arkadaşlarıyla beraber toplanıp Ukkaşe ile Sabit bin Akram'ı orada şehit ediyorlar. Elhamdülillah. Yalnız işte gözü ya, adamın üstünde fazilet üstünde fazilet yağmış Ukkaşe'nin. Onun belki cennetle müjdelenmesi midir? Şehit olmasını ben bilmem ama Tüleyha gibi mürtet bir adam tekrar tevvedir İslam'a giriyor. Elhamdülillah. Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde Hazreti Ömer'le karşı karşıya geliyor Tüleyha. Hazreti Ömer'in yanına yaklaşıyor. Hazreti Ömer diyor yaklaşma diyor bana. Benden de uzak dur diyor. Sen diyor bu ümmetin iki tanedir salih adamını şehit ettin diyor. Ama Tüleyha akıllı adam. Zeki biri. Hazreti Ömer'i çok iyi tanıyor. Zeki bir dilden çıkacak sözlere Hazreti Ömer'in itibar edeceğini çok iyi biliyor. Ona dönüyor diyor ki ey müminlerin emiri. Allah diyor benim elimle diyor onları şereflendirdi diyor. Şehitlik verdi daha ne istesin? Ama diyor onlardan dolayı da diyor beni alçaltmadı diyor. Bana da İslam'ı verdi. Hazreti Ömer diyor ki, çok güzel söyledi diyor. Bu söz diyor hoşuma gitti. Yanındaki adamlara dönüyor diyor ki eğer diyor savaşta sıkışırsanız diyor bununla danışın. Ama diyor ordunun başına asla geçirmeyin. Evet Allah Azze ve Celle Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu an’tan razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala hak etmediğimiz halde o 70 bin kişilik sınıfın içerisinde olmayı hepimize nasip etsin. Allah Subhanahu ve teala her binin yanındaki 70 bin kişinin içinde olmayı bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle kendi avucuyla 3 avuç insanın cennete gireceği o sınıfın dışında kalmayı bizlere nasip etmesin. Geceniz mübarek olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Cennetiniz inşallah firdevs hala olsun. Ben tevekkülle alakalı bir hatıra var. Ona da paylaşayım. Burada da bitirelim olur mu abi? Caiz midir? Şimdi tabinin büyüklerinden biri bir savaştan geri dönerken atı ölüyor. Atı ölünce Allah Azza ve Celle yöneliyor ve diyor ki ya Rabbi beni yarattığın mahlukata diyor muhtaç etme. Zira diyor ben senin dışında başkasından istemeye diyor utanıyorum. Asla diyor beni insanlara diyor mahcup etme. İnsanlardan istetme. Vallahi haklı mı? Haklı. Eğer bir insan bana muhtaçsa yandı. Kibrimden dolayı ona vermeyebilirim. Cimriliğimden dolayı ona vermeyebilirim. Tembelliğimden dolayı ona yardım etmeyebilirim. Allah kendisinden başkasına bizi muhtaç etmesin. Diyor ki ya Rabbi diyor senden başkasından istemeye utanıyorum deyince at ayağa kalkıyor. Sonra atına biniyor. Evine geliyor. Attan iniyor. Oğlu karşılayınca diyor ki evladım diyor. Atın diyor üzerindeki eğeri al diyor. Zira o Allah'ın diyor bize ödünç verdiği bir maldı diyor. Evladı üzerindeki eğeri alır almaz at olduğu yere düşüyor. Ölüyor. Allah kendisinden başka hiç kimseye boyun eğmeyecek bir iffeti ve namusu bize nasip etsin. Öyle bir tevekkülle Allah'a yaklaşalım ki Allah ona boyun eğdiğimizden dolayı bütün eşyayı bize boyun eğdirsin. Bakın Kayravan Savaşı var. Meşhur bir savaştır. Emeviler döneminde Kayravan Bizans'ın bir topluluğu Müslümanlar kaleyi kuşatıyorlar. Bir gece ormanın içerisinde istiharat edecekleri sırada çıkıyor mücahitler şöyle dua ediyorlar. Ey bu beldenin yırtıcı hayvanları. Bizler diyor Muhammed'in ashabıyız sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun dostlarıyız, onların arkadaşlarıyız. Siz diyor Allah'ın nasıl kullarıysanız biz de diyor Allah'ın kullarıyız. Bizi diyor burada yalnız bırakın. Bunu görenler diyorlar ki o sıra o duadan sonra bir baktık ki ormanın içerisinde ne kadar yılan ne kadar akrep, ne kadar aslan varsa hepsinin ormanı terk ettiklerini gördük. Demek ki bir kul Allah'a samimi ve içten tevekkül edip boyun bükerse Allah eşyayı onun karşısında boyun büktürür. Tıpkı Ukkaşe'ye büktürdüğü gibi. Geceniz mübarek olsun inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Subhane rabbike rabbil izzete amma yusifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة